Türkçe nedir? Onu doğru okumaktır. Allah adına okumaktır. Gönlümüze geleni. Her an bununla muhatap olduğumuz için bizim de bunu her an Allah'ın ismine okumamız gerekir. Bu gelen nereden geldi? Nereden geliyor? Gelen benim için rahmet midir? Yoksa benim için azap midir? Gelen bana kazandırıyor mu? Yoksa kaybettiriyor mu? Kazandırıyorsa Allah'tan geliyor, kaybettiriyorsa iblisten, şeytandan geliyor. Onun için kendi gönlümüzle sürekli muhatap olmamız lazım. Gönlümüze tecelli eden de Allah'tır. Gönül Rahman'ın arşidir. Allah arşa istiva etmiştir. Gönül arşına istiva etmiştir. Onu ihata etmiştir. Oradan hükmünü veriyor. Hükmünü verirken bir de tercihi kula da vermiştir. Ve bu her an böyledir. Eğer biri zaten şeytandan, nefsinden kurtuldu mu, o Allah'tan başkasını dinlemez, dinleyemiyor zaten. İstese de dinleyemiyor. Çünkü şeytanın orada sözü geçmez. Karanlık aydınlanmıştır, nurlanmıştır. Evet, nura konuşamaz. Nura vesvese veremez. Sadece evet, Allah'tan geleni alır. Dolayısıyla her anı Allah iledir ve her an huzurda durur. Huzurda olduğunu bütün şiddetiyle tadar. Namazda da huzurdadır. İki namaz arasında da huzurdadır. Uyurken de huzurdadır. Öyle buyurmuştu Pir Hazretlerine, huzurumda avam gibi, herkes gibi uyuma. Pir Hazretleri, ya Rabbi nasıl uyuyayım? Huzurumda evet, avam gibi uyuma ki beni görebilesin buyurdu. Evet, Pir Hazretleri, ya Rabbi nasıl uyuyayım? Kendinden geçerek. Anlatılması gerektiği kadar anlatmıştır tabi. Nefsinden geçerek. Bununla beraber bedeninden geçerek. Varlığından geçerek. Allah'a teslim olmuş olarak. Tabiri caizse, yani uyumadan önce öldüğümüzü farz ediyoruz, bedeni götürüp geldiği yere, toprağa veriyoruz. Ruh Allah'tan gelmiştir. Onun da huzurunda duruyoruz. Onu da ona teslim ediyoruz. Bir hiç olarak huzurunda duruyoruz. Hiçbir varlık iddiasında bulunmadan huzurunda durduk öyle. Bu durumda nefis ve beden perdesi aradan kalktığı için, varlık perdesi aradan kalktığı için, kendi hakiki varlığını da ona teslim ediyorsun çünkü, perde aralanır. Böyle yap ki beni görebilesin dedi. Öğretiyor, ders veriyor. Bize ders veriyor, herkese ders veriyor. Nasıl uyumamız gerektiğini anlatıyor. Eğer uyumak böyleyse, böyle uyuyacaksak, acaba uyanınca nasıl olmamız gerekir? Uyanıkken nasıl olmamız gerekir? Uyanıkken de evet, kendimizde olmamız gerekir. Bu sefer diri olmamız gerekir. Kendimizi Rabbimizle var bilip onunla aşk halinde, muhabbet halinde evet, olmamız gerekir. Her an onunla muhatap, her an gönlümüze vahyediyor. Onu dinlememiz gerekir. Bize ne söylüyor? Bizden ne istiyor? Nasıl yapmamızı istiyor? Gönlümüze gelen her hayır ondandır. Her rahmet ondandır. Bize kazandıracak her hal, her tavır, her söz, her konuşma, evet, bilelim ki ondandır.